Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emiz Kamak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? İlkini çok sevdiğiniz içeriğimiz. Sıfırdan 1000 TL ile katı kurdum 2 videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. İlk video 120.000 kadar izlenmiş. Çok da fazla beğeni almış. Bu videomuzun konusu ne arkadaşlar? Sıfır bir hesaba giriyorum. 1000 TL'lik MyClub alıyorum. Ve bu 1000 TL'lik MyClub'la muhteşem bir hesap dizmeye çalışıyorum. Videonun sonunda da bu hesabı sizlerden birine veriyorum arkadaşlar. Bağırsa şarta götürmek istiyorum belki. Bu içeriği çok sevdiniz. O yüzden şunu yapacağım. Her 8000 like'da bir bu içerik gelecek. Her bu içerik videosu 8000 like geldiği anda ne yapıyoruz? 3'ü çekiyoruz. Bugün daha heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Çünkü paketler falan da var. Güzel, dolu dolu bir hesap oluşturmayı planlıyorum. Kafamda da var bazı top açılımları. Hocam sıfırdan her şeyi onaylıyoruz. Kurdum kabul ediyorum ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Burada şey yapalım. RK. Çok bence çok kaliteliydi bence. Çok mantıklı. Hadi lan 3RK'yı kim aldı anasını satayım ya. Hiç de uğraşamam. Tamam. EFBHP. Oha o da mı alınmış? Tamam bunu alak. Ben ona da varım. Fark etmez. Hesabın sahibi kim olacaksa ismini değiştirsin kardeşim. Hesaba bir sıfırdan girelim. En yeni verileri de yükleyelim kardeşim. Bu içeriği ben de seviyorum. Çünkü her seferinde yaptığımızda bambaşka kadrolar oluşuyor. Eğlenceli oluyor. Sıfırdan tatlı kadro kuruyoruz. Hoş bulduk bebeğim. Ama biz yeni gelmedik. Geri geldik. Bunun da farkına var. Bayan Münih ile başla. Hadi bayan Münih olsun. Bayağı da oyuncular var bak. Her şey alınabilir. Şöyle çarpı dedik. İlk girdiğim için oyun şımartıyor. Bir sürü ödül mödül veriyor. Tamam. Bunların hepsi hocam işimize yarar. Bunların hepsini de açarız. Ver karşım. Ver. Tamam yeter. Şımartma bizi Konami'cim. Çarpı diyelim hocam. Tamam bir daha çarpı. Geç. Bizi ana sayfada da gol oldu var zaten. Farkındayız. Görevler var. Yeni giriş görevleri. Devam et. Tamam. Bunları alalım. Bize çünkü oyuncu verecek bunlar. Şöyle ok dedik bedavaları da alacağız. Takımımıza bir bakalım. Sıfırdan kurmuş bir hesap olduğunu herkes görsün. Bakın oyun bize oyunu öğretiyor arkadaşlar. Ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Onun dışında mağazaya geldik. E-futbol parası dedik kardeşim. 1000 lira hangi iki paket oluyor? 689 ile 229 alsak kaç yapar? 889, 900 olur. O zaman 1150 lira yatırmamız lazım. Aynen. 5700 MyClub yatırıp gelelim o zaman. Oynat bakalım. Ve geldik hocam. 1150 liramızı yatırdık. 5700 MyClub'ımız oldu. Burada da ödüllerimiz var. Bunları da alalım. Burada da MyClub. Bak 10 MyClub. Allah bereket versin. Konami yine cömert davranmaya devam ediyor. Burada görevlere de bakacağım. Çünkü her birinden bize oyuncu veriyor. Ama bu parayı en mantıklı nasıl harcarız? En iyi hesabı nasıl yaparız? Şöyle bir fizibilitesini yapalım ki paketlerde arkadaşlar öncelikle her zaman yaptığımız şey bu değil hocam, teşekkür ederim. Bu paketler değil, buraya geleceğim. Menajerler nerede? Menajer paketleri nerede lan? Hocam ben göremedim mi menajerleri, geçtim mi? Monte'ya oğlum. Aa Çabalos'a gitmiş mi gerçekten? Birinci time ile ikinci arasındaki fark nedir? Neyse paketleri alacağız. Paketlerde menajer olduğu için Çabalos'a parayı yatırmak durumunda kalmayacağız. Ama olsaydı Çabalos'a parayı yatırırdım. Şimdi burada bizim alabileceğimiz, bak burada şey Arjantin paketini alsak bizim burada kimler işimize yarar? Messi işimize yarar adam akıllı. Diğerleri çok da fazla işimize yaramaz. 92-93 var. Enzo Fernandez, Romero belki işimize yarar depol. Belki. Şurada Fransa paketine gelelim hocam. Griezmann, Tchouameni, Kamavinga. Buradaki herkes bizim işimize yarayabilir. Bunlar daha sağlam. Ama orada da Messi var. Messi de kaybetmek istemiyoruz. Burada İngiltere paketi de bizi mutlu eder mi? Foden, Rice aslında eder ya. İngiltere paketi bizi gerçekten mutlu edebilir beyler. Tamam. Bu da notlarımız aslında. Portekiz paketinde Leao ve Ronaldo var. Yok. Türkiye paketine de gerek yok. Burada Brezilya'ya şöyle baktığımda yok. Onun dışında top açılımlarla gideriz. O zaman şu 3 paketi alalım mı bismillahirrahmanirrahim? Ama 3 paketi alırsak paramız da kalmayabilir. Top açılımlarına bakalım. Şurada top açılımlarında hocam Bellingham için top açma hakkınız var. Şu İngiltere Ligi'ndeki oyuncular için de top açabiliriz. Bunlar güzel olabilir. Ya da belki burada Avrupa oyuncularından debüyünü falan da çıkarabiliriz ha. Burada Salah falan var da. Yok. Fransa ücretsiz verecek zaten bize. Türkiye ücretsiz. Bunlardan dizeriz katlıyor ama. Önce şunu bir açalım. Şurada 3 tane bir
açalım. Kunde var, Lautaro var, şey var, Bellingham var. Burada Bellingham alırsak OS'de çok fazla rahatlarız. Şöyle ilk topumuzu açtık bakalım. İlk topumuzda bize Kunde'yi verdi. Çiçek bak, sağ bekimiz erkek işi oldu baba. Bir tane daha top açılımı. Bellingham'ı ver bir de. Danilo, oho bu ne oğlum, sağ bek geldi bir de yedeğe geldi. Benim şu an başka pozisyonda oyuncum yok ki. Neyse Kunde'yi sağ beke stopere çekerim o zaman. Mantıklı. Hocam, aha! Kendi hesabıma çıkaramadım ama burada çıkardım. Jude Bellingham'ı aldık. Bak buradan top açımımız güzel oldu. Önce paketleri halledip geri kalan top açımını pozisyona göre bakacağız beyler. Bellingham'ı çıkardık aslında buradan. Ama Rice, Arnold sağ bek pozisyonumuz dolu şu an. Foden, Rice var. İşimize yarar burada. Stones olabilir. Watkins. Onun dışında ben şuna bakmak istiyorum ya. Bunu alayım. Burada çünkü ama burada da sağ bek. Mesela sol bek oyuncusu bir Kamavinga var burada alınabilir. Onun dışında vallahi işe yarar yok. Yani top açımı yapsak daha mı mantıklı? Bilemedim bunu şimdi. Stones var. Sol kanatta Gordon. Chilwell var sol bek. Lazım ya bu. Rice, Foden falan var. Üzerine bir de Chilwell de var. İşimize yarar. Hem hocası da işimize yarar. Hoca da güzel olabilir beyler. Tamam. Aldık. Burada Soltic hangi şeyle oynuyor onu bilmiyorum. Portekiz, Türkiye, Brezilya. Messi paketinde kimler var? Messi paketine bakabilir miyim? Suarez, Di Maria, Paredes, Terşegen, Petri var burada. En çok işe yarar da. Sağ bek görmek istemiyorum. Sağ bekten hemencecik bıktım diyebilirim. Ama burada şimdi 105'lik Messi ve Fransa güzel olur mu? Bir Messi paketinde şöyle kimi oynatırım ki ben burada? Messi hariç hiçbirini oynatmam ben burada. Vallahi. Sırf Messi diye de onu da vermek istemiyorum. Yani bunu alacağıma diğer Messi paketini alırım. En azından ne olur kardeşim? Petri'm de olur. Değil mi? Mantıklı lan. Ama bunu almak istiyorum. Tchouameni falan. En azından Dembele kanatta da bizim işimize yarar. Griezmann paketinde satın aldık. Tamam o da güzel. Şimdi bu iki paketi aldık ya. Ya diğer Messi paketini alacağım. Bunu alalım baba. Niye? Bir saniye. İçeriğine bir bakalım. Çünkü bak Di Maria belki, Paredes belki. Hani depo oldu oynar. Bak Ter Stegen var. Batlı kaleci dediniz. Bak burada kesin oynayacak oyuncular. Ter Stegen oynar. Kesin Pedro oynar. Taklifisi yok. Ter Stegen ve Pedro için bu para direkt verilir mi? Ama bir tane takıma Messi lazım mıdır? Dur takımı önce bir kuralım. Hemen acele karar vermek istemiyorum. Şöyle hocam. Önce menajeri değiştirelim. Tamam mı? Deschamps var. Deschamps ne oynuyor? Uzun topla kontta oynuyor. Bu ne oynuyor? Hem hızlı kontta atak oynuyormuş hem uzun topla kontta. Vay be. Ulan ikisini bir oynuyormuş ha. Lan soğut geç. Helal lan ikisini bir oynuyormuşsun. Ama ben Deschamps'ı alacağım. Uzun topla kontra deneyeceğim hocam. Şuraya da geldik. Dizilişi 4-1-2-3 yapalım bir. Yaptık. Takım oyun tarzında uzun topla kontra yapalım. Tamam. Kadro dışına baktık. Sırala genel derece diyelim. Bellingham. Hazır Bellingham'ımızı koyduk. 103 Bellingham. Kunde. Stoper'ı alacağım Kunde'yi. 100 stoper. Ulan sağ bekte de fena oynuyor. Sağ beke Danilo'yu çektim. Danilo sol bekte de oynar mı? İyi. Bak bu da neredeyse Joker olarak oynuyor. Her pozisyonda oynuyor. Buraya bir Griezmann. Tabii şu Bellingham bir tık daha iyi. Hani bunu fulleyip aslında Bellingham'da oynatılabilir. Niye? Boşluk kollayan. Diğeri tam orta sağ ya da yaratıcı oyun kurucu mu neydi? Şuraya hocam Foden'u çektim. Sol açığa. Sağ açığa da hocam Dosu bir Rice alalım kesinlikle. Kamavinga sol beke şimdilik gel. Yerine sol bek bulursam oynatırım. Sen buraya gel baba sağ açık. Tchouameni. Tchouameni'yi de aldık. Şuraya koyduk tamam mı? Tchouameni midir Rice mıdır? İkisi de güzel aslında ya. İkisi de güzel. Stones. Şuraya bir stoper olarak Stones'u da koyduk baba. Fofana. Upamecano. Upamecano daha yırtıcı ya. Upamecano oynayabilir buradan. Onun dışında Gordon var. Sol bek Chilwell alacağım ya. Kamavinga yerine Chilwell bir tık daha defans, daha iyi gibi. Tamam Gordon var. Onun dışında şu an ilk 11'de bir tane kaleci. Bir kaleci vardı. Ahtapot gibi mi desem? Kaç tane ayak? Kaç tane kolu vardı bunun ya? Kolu bacağı? Pickford mu Samba mı? Pickford gel kardeşim sen de buraya gel. Tamam mı? Santifor'umuza da şu an takımdaki oynayabilecek Turan mıdır? Ciro mudur Santifor? Bu eleman kimdi lan? Watkins. He. Turam aldık koyduk. Yani orta açarsa belki kafa vurur. Dingin mingin ama. Yani vurur gibi. Şu yedekleri de bir düzleyelim. Şimdi bu pozisyonlara göre neye ihtiyacımız var ona bakacağız. Ona göre top açılımı yapmaya devam edeceğiz. Şöyle geldik. Şu göbeği de aldık. Şuraya koyduk hocam. Ondan sonracığıma Maguire gel kardeşim. Sağ bek yedeğimize gerek yok. Çünkü ölüyor takım sağ bek diye zaten. Şöyle geldik hocam. Bir de göbeğe şunu aldık.
Son bir oyuncu kaldı. Kaleciyi bırakacağım. Bunu aldım. Tamam. Şu ana kadar aldığım bütün oyuncular kadromda yer etti. Çiçek şimdi ama bak şimdi. Ne yapıyoruz? Neyde nereye ihtiyacımız var? Önce ona bakıyoruz. Kaleciye daha sağlam bir kaleci ihtiyacımız olabilir. Stoper konusunda daha sağlam bir stoperimiz olabilir. Çünkü ama Stones oynarsa Kunde sağ beke geçerse toparlar. Kunde şurada daha iyi. Hani Danilo'yu kesecek bir stopere ihtiyacımız var bizim. Onun dışında başka kesinlikle bir santrfor ihtiyacımız var. Bu kadroda sağ açık ve sol açık ihtiyacımız çok fazla. İki açık santrfor yani ileri üçlüye ihtiyacımız var. Stoper ihtiyacımız var, kaleci ihtiyacımız var. Bununla hemfikir miyiz? Hemfikiriz kardeşim. Şu bedavadan Mbappe'yi çıkarsak güzel olur. Şu görevleri bir alayım. Görevlerde sözleşmeler var ya, o sözleşmelerde kanka görevlere bir gelebilir miyim? Tamam. 17 tane görev var. Tamam, bir tane şuradan görevimiz var. Tümünü al diyelim. Tamam, Arjantin anlaşması verdi. 16 tane şurada var. Tümünü al diyelim. Tamam, buradan da geri diyelim. Görevler tamam, sözleşmeye tıklayalım. Biletlerden oyuncular geliyor, standart oyuncular geliyor. Onu en sona bakarız. Ama bizim şu an şu verilen bedavaları çözmem lazım. Şuradan bir Mbappe çıkarırsam, Mbappe ya da Kunde demeyeceğim. Kunde'm zaten var. Mbappe buradan mantıklı. Yani hiçbir Mbappe olmayacaksa da Hernandez gelirse başarılı sayarım baba ben bunu. Ama Mbappe gelirse inanılmaz güzel olur. Bak şu an %100 bir Mbappe açığımız var. Konami Kolomuani'yi verdi. Turan ve Kolomuani Allah belasını versin dediğim iki tane adamdır. Sevmem ikisini de, teşekkür ederim. Şurada hocam ücretsizlerimi açacağım. Burada Messi diyorduk. Messi kardeşimi alalım. Haydi ver Messi'yi. Hop çiçek. Messi kardeşim direkt tekte geldi. Onun dışına geldik. Türkiye'den bir Semi Kılıçsoy mu gelsin? Ne yaptın ya? Şu an bakalım. Hop Abdülkadir Ömür. Teşekkürler. Kendi bilir yani oynatmak isterse. Adaylı sözleşmeden burada bedavalar burada. Adaylı sözleşmeden şu an burada santrfor yok. Şu üçünü geç. Salah geç. Araujo burada güzel duruyor ama. De Bruyne, Wirtz. Şuna bir bakabilir miyim? Konate stoperde. Burada Donnarumma, Konate, De Bruyne, Wirtz. Güzel olabilir. Ama santrforumuz yok bak. Højlund var. Højlund'u çok sevmiyorum. Burada şey için top açalım. Donnarumma için, Wirtz için, De Bruyne için. Ya bunlar takımı güçlendirir. Ama onun dışında önlerimiz santrfor olursa şu İngiltere sezonun oyuncularına baktığımızda yana yana Watkins var sadece. Zaten bizde de Watkins var kanka. Bunun için top açma. Buradan top açmayacağım. Burası mantıklı görünmüyor, tamam mı? Messi paketinde de düzgün santrfor yok. Bir tane düzgün santrfor bulamadık. 100 diyelim. Hocam 3-4 tane açalım bu. Aha çiçek bak. İstediğimiz herkesi çıkarıyoruz bak. Çok kısa sürede. Wirtz De Bruyne'den biri daha gelsin. Aha Konate mi? Çok güzel. Stoperdeki o artık şeyi satabiliriz. Yani Danilo'yu gönderebiliriz takımdan. Onun dışında şu an çok güzeliz abi. Rafael Guerreiro. Sol bek yedeğimiz yoktu. Sadece Kamavinga vardı. Bu da bence güzel. Ama şurada hocam Frimpong. Sağ bek istemiyorum artık. Hepsini açmış mı olacağız? 7 top kalmış buradan. Bunların hepsini açacağım ama ben bir tane onlu epikten vururum yani. Jack Grealish varmış ama. Sol kanatta da iş yapar. Burada Jack Grealish iş yapar lan. De Bruyne de iş yapar Wirtz'e. Burası benim için mantıklı. Maalesef mantıklı yani. Gönder hocam. Højlund santrfor şu an en ayağına hakim santrforumuz Højlund mudur? Ciro oynat daha iyi kanka. Akanji geldi bak, stoper tandemimizi tamamladık. Stoper artık hiç ihtiyacımız yok. Burada da en goatlar kaldı. Onları da alalım. De Bruyne aldık kardeşim. Çok güzel. Şu an var ya dolu dolu bir kadro oluşturduk. Var ya her yerden top açtık. Şu an her pozisyonumuzun yedeği var. Sadece asıl santfor dediğimiz Mbappe gibi bir santfora ihtiyacımız var. Yani bütün oyun üzerinden kuracağımız bir santfora ihtiyacımız var. Son iki top zaten. Bu iki topta kimler kalmış ona da bakalım. Hocam Jack Grealish kalmış. Jack Grealish için de açalım lan. Ne yapayım? Jack Grealish için açarım yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle geldim. Tamam Grealish aldım. Pesic bunlarda kalsın. Bir top bir top kanka. Tamam mı? Buradan çıktım. Bir tane bombacı onlum var ya. Bence ben bunu hak ettim. Messi paketini zaten istemiyorum. Sadece Petli var orada. Luis Suarez var. O da yok ya. Yaşlandı. Bir tane onlum var lan. Erkek işi. Gönder Konami. Ver lan bana. Allah belanı vermesin ya. İçi yeşil yanıyor da vermedi kanki ya. Vallahi vermedi. Ama çok heyecanlıyım. Tek atsaydım bir bombacıya çok güzel olabilirdi. Çok güzel olabilirdi. 8 numarayla hocam Bruno Fernandes'in özel kar... OOO. OSD'de ihtiyacımız vardı oğlum Bruno Fernandes'e. Çok güzel, tamam.
Ama buradan çıkalım kardeşim. 1100 maykamız var. Görevlere geldik. Başka ne görev yapmışız? Kanka görev tamamlandı tamamlandı diyorsun. Yani hiçbir şey verdiğinde yok. Ben de farkındayım bunun. Şurada görevlere bakalım. Bana paket açma hakkı verir misin kanka? Paket açma hakkı var. Ver. Tamam. Geri diyelim kanka. Benim 1100 maykamı benim çıkaracağım bir tane santfor lazım. Buldum. 1100 maykamım var ve santfora ihtiyacım var. Herkes sesini kessin. Goat sahnede. Ben niye düşünüyorum oğlum? Ronaldo gibi bir adam var. Yani niye düşünüyorum ya santrforum yok santrforum yok diye. Ruben Dias oynar. Lea oynar. Felix takımı batırdı. Oynar. Nuno Mendes oynar. Oynar da oynar. Hiçbir oynamazsa Ronaldo bu attım oynar baba. Çiçek edişin yani. Tamam teşekkürler. Ronaldo'cum gel. Defol git lan seklem. Messi kardeşim. Sen de artık bizim ailemizin bir üyesi oldun. Şuraya geldik seni de koyduk. Oğlum güzel oldu lan. Ama burada Dembele daha iyi. Dembele ile Foden burada bindirir. De Bruyne kardeşim diye bir gerçek var maalesef ki. Şuradaki herkesi gönderir. Çok güzel oldu var ya. Vallahi billahi çiçek gibi oldu. Wirtz. İkinci yarı De Bruyne Wirtz ikilisi inanılmaz oynar kardeşim. Tamam. Onun dışında Konate burada Donnarumma'cım. Hoş geldin hayatım. Konate de oynar. Ruben Dias diye bir gerçek var. Danilo'nun içinden geçer. Stoperlerde Maguire'in yerine koyduk kardeşim. Tamam. Onun dışında Bruno Fernandes de oynar. Her türlü. Hocam Jota mı lan bu? Pardon Gonçalo Ramos. Bu da oynar. Santfor yedeğinde hızlı santfor isteyen ki ikinci yarı Kolo Muani mantıklı olabilir. Onun dışında kadro inanılmaz oldu. Bir fulleyebildiklerim var mı? Bir Ronaldo'yu fullesek devam et. Çok fazla yok maalesef fulleyemiyoruz. Ama olanın hepsini Ronaldo'ya bastım kanki. Yani Ronaldo fullse zaten hayat full demektir. Şöyle oyuncu ilerlemesi dedim. Devam, eylem, otomatik daha dedim. Bu atım sahneye çıktı. 99 overall. Bunların hepsi artık oynandıkça fullenecek canavar oyuncular olacak. Ama 200 markada kaldı. Onu da boşa atmak istemiyorum. Görevlerde var mı? Şey var mı? Bana ya kariyer hedefi değil. Bana top açmak ver kanki. Bana umurumda değil yani. Sözleşmeye geldik. Özel oyuncu listesi burada. Şöyle söyleyeyim. Aro, Salah'ı falan bir kenara bırakın hepsini. İki tane de bombacılardan vuralım gidelim. Çıkarsa inanılmaz olur diyecektim. Çıkmadı. Aha Neto geldi. Özel oyuncu ya. Boş oyuncu da gelmedi gene. Bir tane daha vurduk. Son paramızı harcadık. Ve Wilson geldi kardeşim. Tamam yapacak bir şey yok. Ama genel olarak şöyle baktığımızda oyun plan dediğimizde bu kadro inanılmaz bir kadro. Bir insanın eğer zevk alışına bakarsak gerçek hayatta Ronaldo var, Bellingham var, Griezmann var, Foden var, Messi var. Hepsini geçiyorum. Oyun için bakarsan Kunde, Kunde'nin yanında burada stopere bir tane senin koyabileceğin bir Ruben Dias, Upamecano ikilisi, Chilwell, Rice oyunda inanılmaz işler yapar. İlk yarı Ronaldo'yu top indirirsin. İkinci yarı Messi'yi sağ açığa alırsın. Sol açığa da kim alırsın mesela? Yedeklerde kim var? Felix var, Leo kardeş var mesela. Mesela Leo'yu alırsın. Şuraya koy. İkinci arı Leo'yla Messi'yle Sanford'u hızlı bir adamla koşturursun yani. Çiçek gibi bir katlı oldu. Ben ikna oldum. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Peki bu hesaba sahip olmak için ne yapıyorsunuz? Bu videoyu beğeniyorsanız kanala abone olup bildirimi açıyorsanız bu videonun altına Instagram adresinizi yazıyorsunuz. Aranızdan bir kişiye ben bu hesabı veriyorum. Sizleri çok seviyorum. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.